Fuller Türkiye'ye geliyor 1990'lı yılların başında, Turgut Bey Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Turgut Özal ve öbürleri, hatta diyor, hızlı okuyorum, hatta Osmanlılar zamanında Türklere ait olan Musul'un Türkiye'nin kontrolüne verilmesinin de bulunduğu bildiriliyor. Bu kitapta 1990'lı yılların başında Amerika'nın Türkiye'ye Musul'u verdiği söyleniyor. Yılmaz Polat'ı hiç tanımam. Bu %100 doğrudur. Bunu da İlker Paşa Hazretlerine yeniden arz ediyorum. Siz o zaman belki karargâhta değildiniz. 90'lı yıllarda 3 veya 4 defa Washington Musul'u alın dedi bize. Turgut Bey onun için yola çıktı. Çok da inandı buna. Sonradan da öldürüldü. Benim İlker Paşa Hazretlerine, siz de gazetecilik yaptınız ve ben de yaptım. Hala yanınızda doğru. Öğrendim. Önemli olan nokta hiç kaynak söylememektir. Hı. Kaynağını sağlam olacak. Bakın ben çıktım 2002 veya 3'te Kemal Paşa Hazretlerinin İsmet Paşa'ya bir vasiyeti var dedim. Tarihimizde böyle bir şey yoktu. İsmet ben bu dünyadan gidiyorum, ben yapamadım, ne yaparsan yap Musul'u al. Musul, Paşa Hazretleri gitti. İsmet Paşa Hazretleri yerini Bülent Bey'e veriyor. Bülent, büyük kurtarıcı bana dedi ki, İsmet ne yaparsan yap Musul'u al. Ben alamadım. Bülent ne yaparsan yap büyük Musul'u al. Ben bu vasiyeti açıkladım. Evet. Bülent Bey iyi günlerindeydi. Yalçın Küçük doğru söylüyor dedi. Evet, doğruladığını anımsıyor. Evet, doğru söylüyor dedi. Yalnız dedi, hayır ben Metin Toker'den almadım. Şimdi size açıklıyorum. Hala nasıl öğrendiğimi söylemiyorum. Ama o sırada da Amerika'dan Fuller'ın de içinde olduğu bir heyet tarafından Musul'u alın önerisi geldi. 98-99. Bunu bir şekilde Bülent Bey'e götürdüler. Bülent Bey o zaman başbakan yardımcısı. Bülent Bey çok sıkıldığı zaman bir sigara içer. Ne zaman bir kez daha sıkıldı? Çuntacı Hilmi Özkök Paşa'nın diğer arkadaşlarla konuşup Bülent Bey'i başbakanlıktan atmak istedikleri zamanda. Bir sigara yaktı o zaman. Yanında kim vardı? Hüsamettin Özkök, Özkan ve Murat Yetkin. Bir de damda Yalçın Küçük, gördüm onu. Orada mıydı? Tabii, ben her yerdeyim. Şaka yapıyorum. Estağfurullah. Bülent Bey aynen böyle yaptı. Bir sigara. Yaşa paşa var mı işlerinde dedi. O cevabı vermediler. Ben sonradan yazdım. Yaşar Paşa yoktu. Hilmi Paşa yaptı onu. İşte Ergenekon'da. Bunu da koysunlar dosyaya. Özlem, onun için bağırdık. Daha da bağıracağız. Zamanı geldiği zaman dosyanın çoğunun, bu arada siz gazetecisiniz, size söyleyeyim, benim duyduklarıma göre ikinci iddianameyi yerel seçimden sonraya bırakıyorlar. Çok uzun bir süre. Evet efendim. Maalesef. Çok uzun bir süre. Maalesef efendim.
Dehşet bir şey. Halbuki bayramdan hemen sonra... Maalesef efendim. İşler öyle görünüyor. Benim duydum. Birçok kaynaktan duydum. Daha fazla sormayayım. Bunun yazması çok kolay. Bu iddianameye bakıyorsan, polis istihbaratının dosyaları yan yana getiriliyor, bir iddianame oluyor. Halbuki iddianamenin bir mimarisi vardır, şu vardır, bu vardır. Konumuza dönelim. Demek konumuza ki, dönelim mi? Bu biraz önce anlattığınız şey oraya döneceğim. Çok önemli bir şey. Hangisi? Ecevit'in Hilmi Özkök Paşa tarafından alaşağı edilip yerine bunların getirilmesi... 40 defa söyledim. Televizyonlarda söyledim. Ama bakın, kitaplar var. Hem Amerikan Fikret Bila'nın hem de öbürünün. Evet. Tabii. Tabii. Şimdi Ergenekon'a döndüğünüzde bir sürü şey değişik yorumlanmalı. Tabii. Biz buraya hazırlıklı geldik. Bu ulusal kanalcılar çok sıkıştırırlar beni diye. Her şey hazır. Ey kavmi Türk, bunu cebimde taşıyorum. Bunu cebimde taşıyorum. Görüyorsunuz. Bir sayfa yaptılar. O junta olmayınca Ecevit'i düşürmek için. İşte bu junta budur. İşte bu. Söyleyen de Ertuğrul Özkök. Tabii efendim. Onu böyle saklıyoruz. Hı. İyi hazırlıklı gelmişim değil mi? Tamam. Güzel. Ve Hilmi Paşa yaptı. Eğer onlar açılırsa biz yüklendik. Özden Paşa'nın şunları onlar açılırsa bunlar çıkacak. Onun üzerine geri aldılar bunu. İkinci neden de bunlar çıktığı takdirde, bunlar 2004'ten önce bizim paşalara isnat edilen suç görevleri dolayısıyla olduğu için Genelkurmay mahkemelerine dönmesi lazım. Evet. Hava Kuvvetleri Komutanı'na bu saldırı, biliyorsunuz, gayet açık. Biz de halkçı bir orduda golf sahalarını sevmeyiz. Ben yanlış anlaşılmak istemem. Evet. Ancak Paşa Hazretleri Ergenekon dosyasını anlamıyoruz diyen bir paşadır. Hava Kuvvetleri Komutanı Ergenekon içindeki bazı dosyaların askeri mahkemelere gitmesi gerektiğini ısrar etmiş, parça parça almıştır. Kızgınlıkları ondandır. Onun için susturduk onları. Evet. Asker kişilerin görev sıralarında yaptıkları zaman oraya gider. Hocam, stüdyo gitgide kalabalıklaşıyor. Herhalde reyting rekorları kırılıyor bu arada. Evet, stüdyodaki. Benim bir ölçümdür bu. Peki. Gayet güzel. Şimdi bundan geliyoruz. Şuraya oturuyorum, okuyorum. Ondan sonra bitireceğim. Birazcık da başka şeylerle konuşuruz. Ondan sonra bitireceğim. Evet. Ve 3 defa, benim şeyde 2-3 defa Amerika, yüksek komutanlığa söylüyorum, biz burada bilim yapıyoruz. 3 tane think tankçıyla bu orada olmaz. Bilim yapıyoruz burada. Harp akademilerindeki hocaların hepsini değiştireceksiniz. Hepsi tarikatçıydı. Başladılar değiştirmeye. Neden yıllardır, 10 yıllardır harp akademilerinde hep sağcılar ders verir hocam? Ha. Neden böyle bir şey? Bunu ulusal kanalda söylemek istemem. Kızmayın bana. Ben soru soralım. Siz ister cevap verirsiniz, ister vermezsiniz. Bu İslam'ı bir politika bilenler.